HDP Hatay İl Eş Başkanı Kerem Nalbant geçtiğimiz günlerde İstanbul İstiklal Caddesi'nde toplanarak eylem yapan cumartesi annelerine uygulanan şiddeti kınadı. Dün 105 yaşına rağmen ömrünün büyük bir kısmını kayıp olan oğlunu aramakla geçiren Berfo Ana'yı başkanlık konutunda karşılayanlar, bugün Berfo Ana ile aynı kaderi paylaşanları iktidarın polisi tarafından tartaklanarak gözaltına alınmalarına ses çıkarmayanları tarih hiçbir zaman affetmeyecektir. Parti il binasında düzenlenen basın açıklamasına HDP Hatay İl Eş Başkanları Kerem Nalbant, HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Antakya İlçe Başkanı Mithat Mireoğlu, Alevi Kültür Derneği, İHADE, EMEP, SYKP, TÖK üyeleri de katıldı. HDP Hatay Milletvekili Barış Atay da bir konuşma yaptı. Türkiye'nin başka yerlerinde de gerginlik olmasına rağmen İstanbul'daki saldırının şiddeti akıl alır gibi değildi. Bu saldırının devam edeceğine dair nüveleri bugün Süleyman Soylu'nun ağza alınmayacak derecede hakaretleriyle bezlediği konuşmasından da anlayabiliyoruz. Bunca zamandır adalet talep eden ailelere paçozlar demek, terör örgütlerinin güdümünde kullanılan insanlar demek bilinçsiz yapılmış bir şey değil ne yazık ki. Bu AKP'nin sürdürmekte ısrarcı olduğu savaş politikalarının devam edeceğinin de bir göstergesi. Fakat herkes emin olsun ki ne cumartesi anneleri ne de bunca yıldır gösterdikleri bu mücadeleye destek olmak konusunda kararlı olan halk, milletvekilleri, örgüt yöneticileri, parti yöneticileri kim olursa olsun hiçbir zaman geri adım atmayacaktır.